Adil Aşırım hoş Adileciğim, geldin. iyi akşamlar, kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah, hoş geldin. Tam da Teşekkürler. böyle güzel analizler yapıyorduk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2028 zaferini kazanmaya hazırlandığını söylüyordum. Kongre süreçleri var ve o kongre sürecinde kongreyi yerel seçimler sonrasını erteleme, öteleme gibi bir düşünce hakim bugün aldığım kulislere göre. Yerel seçimlerde ben bir kez daha kazanayım, en azından büyük şehirleri kazanayım ve bu bir zafer olarak benim haneme yazsın. 2028 seçimlerinde zaten Recep Tayyip Erdoğan olmayacak. O olmayacağı için bugüne kadar beni 12 seçimde ezdi ama ondan başkası da beni ezemez düşüncesiyle böyle bir planların plan yapıldığı yönünde bana bugün kulisler geldi. Şimdi yayından önce Adil Aşırım Ekrem İmamoğlu sabah bir açıklama yaptı. Kimse endişe etmesin. Ben gencim, yolum uzun ve her şey yeniden başlıyor dedi. Her şey yeniden başlıyor sloganı sanki 2028 için kullanılacak her şey güzel olacağın yerine. Ne diyorsun? Önce seçim analizi, sonra Ekrem İmamoğlu'nun bu sabahki çıkışı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki planı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türk halkı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul etti. Bunun artık tartışılmaması gerekiyor. Yani muhalefetin, Millet İttifakı'nın öne sürdüğü güçlendirilmiş parlamenter sistemi istemedi. Bunun ne gerekçesi olursa olsun artık bu konuşulmaz. Yani şöyle oldu, böyle oldu, işte uzama süresinde Ümit Özdağ'la anlaşma yapıldı. Bu işte Kürt seçmenin katılımını azalttı. Her ne sebeple olursa olsun Türk halkı kesinlikle güçlendirilmiş parlamenter sistem yerine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tercih etti. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci bir dönemi demektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Türk halkı hızı gördü. Özellikle pandemi döneminde, savaş döneminde ve bir daha inşallah yaşamayız deprem felaketinde. Çok önemli aşamaları geçti Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu ek olmasaydı belki de pandemi dönemini bu kadar kolay atlatamazdık. Nitekim Peki diğer ben ülkelere göre... şöyle bir soru yönelteyim. Yani madem burayla başladık. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Adil Aşırım Tansu Çiller'in siyasette olduğu dönemlerde en önemli danışmanlarından birisiydi. Teşekkür ederim. Adil Aşırım aynı zamanda Mesut Yılmaz'ın da en önemli danışmanlarından birisiydi. Yani akıl danışan, akıl danışılan bir kardeşimiz, zeki bir kardeşim. Yani o da Çok 26 teşekkür. yaşındaydı. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet, 26. evet. Evet. Şimdi iki başbakanla çalıştım. Evet. İki başbakanın o dönemde hani hızlı çalışma süreciyle alakalı böyle hani anılarda kalmış çok hızlı hareket edemedikleri zaman bürokrasiye takıldıkları vesaire o süreçle ilgili biraz böyle bizi bir ufak bir bilgi verir misin bize? Tabii mesela iki tane kısa örnek vereyim hem Sayın Çiller döneminden hem de Sayın Mesut Yılmaz döneminden. Biliyorsunuz 94'te Nisan ayında önemli bir kriz yaşadı Türkiye ve gecelik faizlerin yüzde binler olduğu bir dönem yaşandı. O zaman Tansu Hanım'ın parlamentodan istediği kanunu gecikmede çok zorlandığını, bir de hatırlarsanız o bir koalisyon dönemiydi. Önce zannedersem 94'ten sonra CHP oldu. SHP dönemiydi. Maalesef Türkiye bir kriz yaşadı. Önemli bir kriz yaşamıştı. Devalüasyon olmuştu. 2001 krizinden Eğer bahsediyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olsaydı o kararları daha çabuk alabilirdi. Mesut Bey zamanında da azınlık dönemiydi. Mesut Bey başbakandı. 8 yıllık kesintisiz milli eğitim yasasını çıkarıyorduk. Çok zorlandığını hatırlıyorum. 45 kişilik CHP grubu parlamentoda bize istediğimiz yasaları geçirtmedi. Özellikle
Milli Eğitim Yasası'nı çok istiyorduk. O zaman biliyorsunuz 28 Şubat dönemi yaşıyorduk. Ben de parlamentodaydım. Hem Adalet Komisyonu'ndaydım, gelen kanunları biliyordum, hem Bütçe Komisyonu'ndaydım. O zaman Milli Eğitim Yasası'nı çıkarmak için 45 kişilik CHP grubuna 1919-12 Nisan'da seçime gitmek üzere 7-8 ay önceden protokolle söz verdik. İnanılmaz bir zaman kaybıydı ve Türkiye, siz de hatırlarsınız, o zaman parlamentodaydınız. 12 Nisan'da seçim ilan etti ama daha Mesut Bey'in başbakanlığı devam ediyordu ve zannedersem Ağustos ayıydı. Biz Baykal'la böyle bir protokol imzaladıktan sonra bu yasayı çıkardık. Böyle gece yarılarına kadar birkaç gün uğraşmıştık. Düşünün, o zamanki hükümet kadük bir hükümet oldu. Yani topal örnek misali, 12 Nisan'da zaten bunlar seçime gidecek diye başta bürokrasi olmak üzere hiçbir yaptırımı, hiçbir erki kalmadı. Bunlar iki önemli hatıra Yani benim için. Başbakanlığın hiçbir ehemmiyeti kalmadı. Hiçbir ehemmiyeti kalmadı. 12 Nisan'da seçime gitmek üzere bir CHP ile bir protokol imzaladık. Hatırlarsanız o zaman Şemsiye Partisi denilen bir Demokrat Parti de vardı. Türkiye Demokrat Partisi galiba. Sayın Cindoruk'un başkanlığında. Yani inanılmaz bir parlamenter yapıydı. Bir de eğer vaktiniz varsa parlamenter sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde önemli bir manivelayla karşılaştırayım. Biliyorsunuz parlamenter sistemde Milli Güvenlik Konseyi vardı. Bizim hepimiz, dediğiniz gibi Mesut Bey'le de yakın çalıştığım için biliyorum, her Milli Güvenlik Konseyi'nden sonra ya da konsey toplandığında bu sefer generaller ne diyecek diye hep beklerdik. Böyle her zamanda bir vesayet vardı. Adeta dikte edilirdi bütün yasalar Milli Güvenlik Konseyi'nde. O zaman da Cumhurbaşkanı vardı ama Milli Güvenlik Konseyi hükümete dikte ederdi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı, mesela bu da inanılmaz vakit alırdı. Hatırlarsanız rahmetli Erbakan'ın hükümet döneminde de Milli Güvenlik Konseyi önüne bir adeta dizisi koydu, kanunlar dizisi koydu ve ona da irticale mücadele yasaları denildi. İsmi öyle oldu. Hepsinin ismi öyle değildi. Yani o pakete irticale mücadele yasaları dendi. Bu önemli bir müdahaleydi, bir vesayetti. Bu her zaman vardı parlamenter sistemde. Çünkü Cumhurbaşkanı hükümet sistemine baktığımızda pandemi döneminde insanlar sokağa çıkmadığında istediği kararları alabildi. Savaş döneminde, savaş dönemi dediğim hem bizim Aslında şöyle yaşadığımız. şu süreci de hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok hızlı hareketlerin alındığını hepimiz biliyoruz. Şimdi Adil Aşırım o sürece gitti. O zaman ben Ankara'daydım. Neydi? Hüsamettin Cindor'un partisinin adı Türkiye Demokrasi Partisi. Türkiye Demokrasi Partisi'ydi. Aslında Şemsiye Partisi diyorlar. Türkiye Demokrasi Partisi diye bir parti yoktu. O dönemde Çiller'in etrafındaki milletvekilleri, ben bildiğim için söylüyorum, birçoğu haysiyetine dolarla paha biçip dakika dakika, yani benim yanıma gelip ya olur mu canım, ben anamı bırakmam, ablamı bırakmam diyen birçok kişi hemen tak diye oraya geçti. Niye? Çünkü askeri vesayet, işte Adil Aşırım'ın söylediği baskılar o milletvekillerinin üzerindeydi. Bir milletvekili vardı, ismini söylemeye gerek yok ama Adil Aşırım bilir. O milletvekili gece, bakın, Tansu Çiller'in sağ tarafında, yani hiç asla ayrılmaz dediğiniz bir adam. Gece götürüldü bir otel odasına, içki içirildi, uygun olmayan fotoğrafları çekildi. Adam sabah uyandığında neye uğradığını şaşırdı ve hemen parti değiştirdi. Hemen. Şimdi hani bazen parlamenter sistem dediğimiz zaman bu tür tuzaklar da olduğunda Türkiye kilitleniyor. Yani Adil Aşırım ona dikkat çekiyor. Ve Çok çok önemli bir pazarlıklar şey söylediniz. Çok önemli bir şey. Yani parlamentodaki
bireylere, sayılara bağlı olarak bu tür planlar, programlar da yapılıyor. Bu aslında tabii utanç verici bir durum. Bu şu demek değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentonun önemi kalmadı demek değil. Tersine böyle bireysel ya da belli grupların inisiyatifini ortadan kaldırıyor. Demin verdiğiniz örnek çok önemliydi. Dediğim gibi hem pandemi dönemi hem Ukrayna, ben ona Rusya Batı Savaşı diyorum. Ukrayna ve Rusya Savaşı ve bizim 40 yıldır yaşadığımız, şu anda da Amerika'nın fiili olarak Kürdistan kurmak istediği güneyimizde bir savaşımız var. Buralarda hızlı kararlar alabiliyor. Cumhurbaşkanı elbette bir kabinesi var. Kabinesiyle karar alıyor ama kararnameleri de güçlü. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin önemli bir farkı da parlamenter sistemden, yasamada da erki var. Örneğin birçok kanunu torba kanununa gönderiyor ve yasamanın yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına rağmen eskiden Başbakanlık'ta kanun kararlar genel müdürlüğü vardı. Oradan da çok zor kararlar çıkıyordu. Şimdi külliyede ya da Cumhurbaşkanlığı hükümetinin icra yerinde bu yasama yapılıyor. Ve bir farkı daha, bunu belki kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanlığı aynı zamanda biliyorsunuz İktidar Partisi'nin genel başkanı. İktidar Partisi de olmayabilirdi. Yani çoğunluk da olmayabilirdi ama Cumhurbaşkanı aynı zamanda büyük grubun ya da kendi grubu parlamentoda olduğu için yasayı gönderdiğinde orada adeta bir yasama mutfağı gibi ilgili ihtisas komisyonlarına gitmeden muhalefetten de milletvekillerini çağırarak bir katkısı varsa bulunmasını istiyorlar. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamentoda buna çok dikkat edildi. Belki de kimse bilmiyor. Ben ara sıra gidip konuşuyorum. Mutlaka davet ediliyor. Böylelikle hangi parlamenterin hangi kanuna çok ilgi duyduğunu, çok katkıda bulunduğunu da görüyorlar. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi istiyor muhalefet ama gitsinler oradaki uzman arkadaşları dinlesinler. Parlamentoda biliyorsunuz komisyonlarda uzman arkadaşlar oluyor. Sordum, peki ilgi var mı? Parlamenter gelip katkıda bulunmak istiyor mu? İhtisas komisyonlarına gitmeden, ilgili komisyonlara gitmeden birkaç kişi ismi sayabildiler. 600 kişi de birkaç kişi ismi sayabildiler. Düşünün. Dolayısıyla ben halkın doğru karar verdiğini ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, yani başkanlık sistemini onayladığını memnuniyetle gördüm. Peki Adil Aşırım, Mesut Yılmaz o yenilgi yaşadı ya, Allah rahmet eylesin. Amin. Allah rahmet eylesin. O dönemde beraberdiniz galiba. Evet. Bana o seçim yenilgisinden sonra o gece Mesut Yılmaz'la yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Yani etrafındaki kişiler istifa etmeyin vs. mutlaka demişlerdir. Mesut Yılmaz'ın o istifa edip siyasetten çekilme kararını ben soruyorum size. Evet. Hadi Bey, inanın Mesut Bey'in de duymak istediği bir soruyu sordunuz. Nedeni çok enteresan. Biliyorsunuz ben ana milletvekili olduktan sonra 4 kongrede de seçilerek hem MKYK üyesi oldum hem de genel başkan danışman olarak divan üyesiydim. Biz 5.4 oy alarak parlamento dışında kaldık. 5.4 o zaman parlamento eğer %7 oyumuz olsaydı hazine desteğini alacaktık. 5.4 ile partinin hazine desteği olmayınca genel başkandan, yani Mesut Bey'den, genel başkanlığı döneminde ya parti yönetiminde olup ya da bakanlık alan veya sürekli iyi büyük illerde, iyi pozisyonlarda evinden çıkmadan seçilen bütün milletvekili arkadaşlarımız, isim de verebilirim, hiç önemli değil çünkü ana WhatsApp grubumuz devam ediyor, orada da söylüyorum, herkes bu işi bırakmasını söyledi. Başta da en yakınları, kendi ailesinden. Neden? Çünkü hazine yardımı olmadı. Maalesef Türkiye'de çok önemli siyasi partiler hayatına bu şekilde son veriyor. Tansu Hanım da hazine yardımı olmasına rağmen artık önemli bir organizasyon gücü olan, para gücü olmayınca çekildi gitti.
Mesut Bey eminim dayanabilseydi ya da yani ben bunu tedarik edebilirim diyebilseydi biz 2007'de parlamentoya girebilirdik. Mesut Bey'e şunu söyledim. Efendim dedim hem listeler hazırlanmadan önce hem de listelerden sonra dedim ki ben ANAP'lı bakan ve milletvekillerinin anılarını dinledim. Onlar diyorlardı ki rahmetli Özal bize ayda 3 bin lira vererek bu sandalyelerde satarak, yatarak ANAP Genel Merkezi'ni gözetledik işte seçime kadar, iktidar olana kadar çalıştık. Şimdi onların hepsi çok varlıklı olmuşlar, görüyorum. Hepsi inanılmaz güçlüler. Şimdi bu güçlü insanlar bu zayıf partiyi, yorulmuş partiyi taşımaları için bunları 4'e 5'e yazalım. Daha genç insanları öne koyalım. Bunu yapamadı. Yani hem bunu yapamadı hem de bana tepki gösterdi. Daha sonra da aynı arkadaşlar artık bırakalım, kapatalım, gidelim demişti. Ve nitekim 2003 zannedersem Ocak aylarıydı. Son BKK'yı yaptık ve istifasını açıkladı. Daha sonra da Mesut Bey ANAP'ın direndi mi yeniden mesela istifaya? Yani bu istifa çağrıları tamam. Diğeri diyor ki parti güçsüzleşti, para yok, pul yok, menfaat yok falan. Orası ayrı bir şey ama Mesut Bey bir yenilgi galiba birinci yenilgisini yaşamıştı. Yani diretti mi istifa etmeyi yani yoksa yok 90 kardeşim yok. 99'da 12.5 almıştık. 90 2002'de 5.4. Aslında 99'da bir yenilgiydi ama 2002'de bunun tam bittiğini anladı. Daha sonra 2007'de biliyorsunuz Rize'de milletvekili oldu. Tekrar ANAP'la DYP'yi birleştirme misyonu edindi ve nitekim de birleştirdi ama yanlış ellere gittiği için şu anda işte Demokrat Parti olarak 0.01'lik bir parti. 2002'de her şeyin bittiğini anladı. Ben 2006'da da ziyaret ettiğimde evinde konuştuğumuzda rahmetli tekrar yani yaşı da gençti. Hatta ben ona takılmıştım. Demiştim ki ben şu anda sizin yaşınızdayım ama siz bu yaşta 3 kere başbakanlık yaptınız demiştim. Yani daha gençsiniz demiştim 2006'da. 2006'da da Mesut Bey işte 60 küsür yaşındaydı. 47 doğumluydu. O zaman Berna Hanım bak Adil ne söylüyor? Şu andaki yaşında ben 3 kere başbakanlık yapmışım dedi. O zaman da ben işte 41 yaşında falandım. Yani demek istediğim şu, Mesut Bey tekrar toparlayabileceğini düşündü. 2007'de milletvekili oldu fakat şeyi bulamadı. Yani bir siyasi parti kurup düşün arkama dediğinde bir kadro bulamadı. Hem iş dünyasından hem de siyasetçilerden. Ama günümüze baktığımızda bizim işte eski bakan milletvekillerinden oluşan ANAP platformumuzda şimdi baksanız herkes yeni bir merkez sağ parti kuralım demeye başladı. Bana göre çok geç. Bu merkez sağı ya da merkezi şu an itibariyle AK Parti'den ziyade Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizgisi doldurmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın belki de başarısındaki en önemli faktör 94'ten bu yana sürekli kendisini ve partisini evrimleştirmesi. Yani sürekli gelişerek değişiyor. Mesela son değişmeyi arkadaşlarıma anlattım. Kılıçdaroğlu hiç partisinin çizgisine uymayan bir tavırla gençler dedi biliyorsunuz değil mi? Ben Alevi'yi oy vereceksiniz. Tayyip Bey eski Tayyip Bey şöyle dedi. Ne olacak ben de Hanefiyim derdi. Ama öyle demedi. Hayır dedi. Bu mezhepçilik olmaz dedi. Hepimiz Müslümanız dinimiz de İslam dedi. Golünü attı. Yani belki de Kılıçdaroğlu Obama'nın ben zenciyim deyip Amerika'da seçilemediğini o yaptı. Aleviyim dedi, seçilemedi. Ya herkes biliyordu Kılıçdaroğlu'nun Bu Alevi planlı mıydı? olduğunu. Bu planlı mıydı? Bence Kılıçdaroğlu. planlı değildi. Ona yanlış akıl verdiler. Tabii Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir huyu var. Her şeye evet diyor. Her şeye imza atıyor. Bu yani demek istediğim tabii siz de eski ve iyi bir parlamenter muhabir olduğunuz için eski anlara gittik ama bana göre halk
doğru karar verdi ve çok hızlı karar almalıyız. Özellikle bizim coğrafyada çok hızlı karar alınmalı. Siyasi anlamda, Peki. ekonomik anlamda. Mesela şey, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından Ermenilerin sökülüp atılması, bugün gelinen nokta Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu Paşinyan'ın kabul etmesi. Bunlar hepsi 3 yıl önce büyük bir inisiyatifle savaşmayı göze almaktır. Eğer parlamentoda olsaydı bu böyle olmazdı. Nitekim 30 yıl olmamıştı. Hatta AK Parti'nin iktidarı dönemindeki parlamenter sistemde bile olmadı. Dikkat edin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olur olmaz, Cumhurbaşkanı olur olmaz müdahale etti. Bu çok önemli.